Merhaba yaban dostları. Yeni bir atı sanatı programında yine birlikteyiz. Bu programda sizlere yeni atışlar yapacağım. Bu yapacağım atışlardan birkaç tanesini size göstereyim. Geçen programda havaya atıp normal aspirine vurmuştuk. Bu programda çıtamızı yükselttik. Küçük aspirine, mercimek kadar olan, parmağın arasında kaybolan şu küçük aspirini kurşunla vuracağım. Havaya atıp tek kurşunla vuracağım. Daha sonra bu hareketli hedefti duran hedef olarak, bu daha yapılmamış bir atış, İlk defa ben yaptım. Toplu iğneyi belirli bir mesafeden tek kurşunla sizin için vuracağım. Geçen programda jiletin keskin yüzeyini vurmuştum hatırlarsanız. Bu programda da toplu iğneyi tek kurşunla vuracağım. Daha sonra sürpriz bir atışımız olacak. Ampulün şuralarından tek kurşuna vuracağım. Şuralarını, duy kısmını vurmayacağız. Orada bir sürpriz, bir mesaj içerikli bir atış yapacağım size. Bir gösteri atışı yapacağım. Daha sonra balonlarla atışlar yapacağım. Bu balonlarla atışlarım amacı balonları vurmak değil. Burada tüfeğin performansını göstermek veya eğlenceli atışlar yapmak. Biraz gülmek, biraz eğlenmek. Yani biraz da programın içeriğine bunu da katacağım. Hoş vakit geçirmek için yapacağım atışlardır bunlar. Yine aynı şekilde havaya birkaç şey atıp amacımız onları vurmanın zorluğu değil. Sadece atış yapmak, eğlenceli gösteri yapmak. Şov amaçlıdır onlar. Şimdi bu atışlarımızdan önce birkaç arkadaşımızın, yine avcıların sorduğu, merak ettikleri tüfeklerle ilgili gazlı kurma sistemiyle kinetik kurma sistemin arasındaki farklarından biraz söz edeceğim. Ve bu atışları arasındaki bir fark yok mu, var mı? Hızlı bir şekilde atış yapacağım. Şimdi bu gazlı otomatikler çoğu avcı bilir. Fakat arasında bazı yeni başlamış, ava başlayanlar için söylüyorum. Birkaç özellik var. Bunları size açıklayayım. Gazlı otomatik kurma sistemi piston yardımıyla, şöyle bir piston vardır. Püf noktası, yani esas ana fikri. Bu pistonun iki tane veya bir tane veya üç tane delik barut gazının bunu itmesiyle kurulma sistemi oluşur. Bunun sistemi budur gazlılarda. Kinetik sistemlerde de kurulma sistemi, kinetik demek hareket demektir. Açılımı. Bir şeyin tepme gücüyle çalışır. Bunlar da şu piston yoktur. Çünkü bu pistonu gerektirecek sistem yoktur. Bu geri tepme ile çalışır. Döner başlıklı şöyle teperekten hazneden fişeyi alır ve namlunun ağzına verir. Bunların arasındaki kısa bir farkı da söyleyeceğim. Bir de bunlara ek olarak gazlı kurma sistemli, kinetik sisteme ek olarak ikisini bir arada kombine olarak kullanılmış tüfekler de vardır. Hem pistonu vardır, hem de döner başlıklı kurma sistemi vardır. Bazı firmalar da bu şekilde yapmıştır tüfekleri. Yani otomatiklerde kurma şekli kinetik, gazlı
ve kombine gazlı ve kinetik olmak üzere 3 çeşittir. Bunların içinde, gazlı sistemlerin içinde pistonun kurması için 2 tane delik vardı. Bunlar tıkandığı zaman dikkat edin, kürdanla veya benzeri bir şeylerle bunun içindeki mutlaka o 2 deliği açmak gerekiyor. Kurma sistemi çalışmayabilir. Bunların arasındaki kısaca farklarını söz edeyim size. Kinetik sistemde şöyle fazla piston ve benzeri aksam olmadığı için, bir iki aksam olmadığı için aralarında 100 gramlık ve az bir miktarda hafiflik vardır. Fakat hafiflik her zaman avantaj mıdır? Ağırlık dezavantaj mıdır? Bunu kişiden kullanım yerine göre değişir. Bazen avantajdır, bazen dezavantajdır. Bazen tüfeğin ağır olması geri tepmesini azaltır. Özellikle bazı tüfeklerde, skit tüfeklerinde daha ağır isterler atıcılar. Tepmeyi biraz daha azaltır. Yani vuruşu da arttırır tabii ki. Kinetik sistemin avantajı da vardır tabii ki. Şimdi bunların hangisi avantajlı veya dezavantajlı ayırmak çok güç. Kişinin, atıcının ve avcının özel isteğine göredir bu. Gazlı sistemde %15 fişeğin tipine göre, hızına göre %15-20 oranında gazın kurulması için fişeğin gücü kurmaya aktarılır. Dolayısıyla birazcık fişeğin gücünden biraz güç kaybı olur. Fakat ona göre biraz güçlük fişek kullanılırsa bu fark ortadan kaldırılır. Aynı şekilde aynı fişek kullanılırsa kinetik sistemde de tepme fazla olur. Tabii ki bu dezavantajlar fişeğin seçimiyle tamamıyla giderilebilir. Kinetik sistemlerde temizleme biraz daha az, gazlı sistemlerde biraz daha temizleme fazla, bakım daha fazla olmalıdır. Bunların her ikisi de birbirine göre üstünlükleri, birininkini vardır, birisinin öbürüne vardır. Fakat tepmeye gelince, tepmede gazlı sistemlerde daha az teper. Çünkü fişeğin gücü biraz daha %15 oranında kaybolduğu için bir aşırı gücü sübvanse ettiği için tepme daha az olur. Yani bu atıcıların kendi inisiyatifinde kalmış bir şeydir. Bana soracak olursanız ben kombine olarak hepsini kullanıyorum. Bunların atış hızları da deneyeceğiz. Biraz sonra deneyeceğiz. Birbirine yakındır. Kinetik sistemlerde malzeme daha az olduğu için belki daha hızlı olarak görülüyor. Fakat ben test ettiğimde gazlı sistemlerde de çok hızlı çalıştığını gördüm. Şimdi bu kısa bilgilerden sonra atış programımızın diğer atışlarına geçelim. Evet sevgili yaban izleyicileri, şimdi çok hassas bir atış yapacağız. 3 tane kurşunumuz var. Bu 3 kurşunla şu ampullere vuracağız. Ampullerin üstündeki, duyun üstündeki kısımlarını vuracağız. Çok sessiz. Çok hassas. Çok hassas. 3 kurşunumuzu koyuyoruz. Kurşunları koyuyoruz. İkincisi, üçüncüsü. At bakalım. Havaya at. Burada anlatmak istediğim sadece buydu. Hedefe, canlı hedeflere kesinlikle tüfek doğrultmayın.